Allah'ın selamı, selameti, bereketi üzeriniz olsun. Amin. Rahmeti de üzeriniz olsun. Cümle ümmeti muhammede, bütün ümmetlerin tabii. Ayırt etmiyoruz biz. Etmeyin dediği için etmiyoruz. Hazreti Allah'a emrine riayet etmeyen düşünmeyen emrine riayet etmiyoruz. Ama zamanlar öyle geldi ki, keyfine geldiği gibi değiştirdiler bazı yerlerini. Evet. İnşallah bunlar düzelecek. Kıyamet kopmayacak gerçekleri yaşamadan. Huya sabbel bulup medet ya Rahman Rahimin, medet ya Kemal Ekremin, medet ya İlahel Alemin. Destur ya Adem Safiyullah, destur ya Şekirullah. Destur ya İbrahim Halilullah, destur ya Musa Kelimullah, destur ya İsa Ruhullah. Destur Muhammed Mustafa Habibullah, destur Cümle Peygamber Anza ve Resul-i Kiram Hazaratı. Destur ya Sahibel Meydan, Rıza Enlillahi, El-Fatiha ve As-Salat. Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a hamd olsun. Hamd de başlarım. Ahir zaman Peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri'ne Ali ashabına, ahbabına salatü selam olsun derim. Sizlere de tavsiye ederim. Allah'a eş ortak tanımayalım. En evvel bu zaten. Allah'tan başka ilah yoktur. İlla Allah vardır. Sözüne dikkat edelim, kelamına. Kelime-i tevhid diyoruz dediğim, birlemek. Kelime-i tevhid. Allah'tan başka ilah edildiği zaman Allah korusun. Allah'ın affına affet deryası geniştir ama ya olmazsa, ya haddi aşkınsa, Allah korusun. En büyük şirk Allah'a şirk koşmaktır, eş tanımaktır. Haddini bilmek ve ifade etmek. Şimdi Musa Aleyhisselam'ın buyurduğu Rabbi şirahi sadri ve yesirlerimli yahiltteden misani yakağı kavli ve öfevdi emine Allah inna Allah'a vasire bilgi var. Sada Allah'a lazım. Haddimizi daima itiraf ederiz. Çünkü kul Allah'ın varlığı karşısında acizdir. Her ne kadar ruhundan ruh nefettim, yüzünü halifemi yaratacağım hitabı onun şahsında tecelli ediyorsa da ilah değildir. Allah'ın aciz kuludur. Ama mahlukatının efsanedir, şereflisidir. Hazreti Allah beni Adem gibi bir mahluk yaratmamış. Melekelerden de üstün sıfat taşırlar. Çünkü melekelere teklifat yoktur. Onların için yaratılıysa onu müdrik yerler, o şekilde yaşarlar. Beni Adem teklifata tabidir. Allah-u Teala Hazretlerine ve Tekaddes Hazretlerine yeryüzünü halifemi yaratacağım kitabın tecellisi. Adem'e ruhundan ruh nefrettim hitabının anlamı. Ruhundan ruh nevi edince ilah mı oldu? Hayır haşa. Allah'tan başka ilah yok dedik. Peygamber Efendimiz de ilah değil. Günaha girmeyin. En az bu kadar aciziz işte. Bu azı gördün mü?
Allah'ı anlatmaktan iştinab ederiz. Tövbe estağfurullah. Hayır tabii bu esfiridir. Allah Teala Hazretleri yarattığı kulu bilmiyorum. Bizi bu şekilde aciz yaratmasaydı ona teşekkür ederiz aciz yarattığı için. Yoksa ilah oluverirdik hepimiz. Zaten oluyor vazifediler. Kendini bilmezler. Allah'ı bilmezler, Resul'ünü bilmezler. Melaikesini bilmezler. Amen ki imanları yok. Öldürdükten sonra dirileceğine inanmazlar. Müsaittir onlar ilah olmaya. Sahte ilah. Cehenneme zümera. Hu demiş onu. Bu tinetteki insanları seçiyor ki Cenab-ı Allah cennet cennete benzesin diye. Herhalde öyle zannediyorum ben. Tahmin ediyorum da Allah kusuruma versin. Cumartesi pazarına döner bunlar. Hepsi görülürse buraya değil mi? Neydi belirsizler? Allah'ını bilmeyen, Resul'ünü bilmeyen pez ayaklar. Tövbe estağfurullah. Demek ki Hazreti Allah ruhundan ruh nefiyetten hitabına dikkat edin. Öğrenin burayı. Sana hiçbir mahlukata bahşedilmeyen, verilmeyen bir hassa verildi. Allah'ın sıfatları olan subut sıfatlarını sana ihsan etti. Subut sıfatlarından sana bir nebze verdi. Seni de onunla yükümlü kıldı. Efteriyet burada. Sen bunu anlamadın, sen Allah'ı ne biliyorsun? Sen bunu anlamadan Allah'ı nasıl idrak edip de ibadette hatta kusur etmemeye çalışıyorsun? İşte tasavvuf bu. Hakkal yakin bu işte. Allah'ı bilmek. Allah'ın bildirdiği bu iradeyi bilmek. Ruhundan ruh nefettim. Subut sıfatlarımdan. Bunu anlamak için işte tasavvuf gerekli. Peygamber var işte kuruyorsun. Peygamberin hayatta değilse. Peygamber efendilerimin varislerine tabi olacaksın. Bunun ismi dost değil, evliya. Dost diyenler utansın, utanacak zaten. Evliyaya dost diyenler. Sıkılmadan hala dost diyorlar. Dost diyerek neden karıştırdılar biliyor musunuz? İngilizce tercüme eden Kur'an'ı da öyle yapmışlar. Siz Yahudiler, Hristiyanlar dost edinmeyin diye. Hiç mi Allah'tan korkmuyor ya? Hayır, her tarafta hiçbir yerde yazmayın da. Bir de İngilizce yaptın, dünyaya dağıtıyorsun. Kim bunları dost edinirse... Evet. Onlar zira kendilerinin dostudur. Onları dost edin mi? Kim onları dost edin? Onlar da beraberdir. Diye yanlış verdiğin tefsiri İngilizce'de yaptın da demek dünyaya dağıttın. Sıkılmadan. Yani kimseye hakaret değil kastımız. Ama okuyken benim, sancı çeken benim. Hepimiz. Niye doğru diyorsan bakıyorsun Allah'ın kelamını? Niye kısıtlıyorsun? İmanın şartını niye saklıyorsun? Ayetler de dolu. Niye ile doldurduk? Meali sen neden bir tane yazmadın, ikinciye müsaade ettin? Meali de öyle, tefsiri de öyle yaptın. Neydi o kasıt? Bir kitabın tefsiri bir tane olur.
İzahı bir tane olur. Çeşitli izah varsa demek şüphe vardır. Neden bu şüpheyi kaldırmıyorsun aradan? Neden, ne dolu? Haşa, biz kimseye hesap sormuyoruz, hesap da vermiyoruz ama dertleşiyoruz. Zaten bu sohbetin anlamı bu. Ben vaiz değilim. Evet. Yani bunları söylemekten kastımız Allah Resulullah aşkına. İnandığınız dava hakkına, aşkına düzeltin. Düzeltin, imkanlar var şimdi. Bugünkü imkanı hiçbir zaman vermedi Hazreti Allah. Var. Bakın devletler de çalışıyor bir şeyler düzeltmeye. Hükümetler çalışıyor bir şeyler düzeltmeye. İnşallah. Hayır, farsizlikte engel oluyorlar, bilmem oluyorlar falan. Ben farsiz değilim ama. Karihime gidiyor. Olsun. Hocam, sana da engel olan var mı? Lütfen. İşte gülünç oluyoruz. Manevi bir vazife taşıyan bu aciz kardeşin konuşuyor. Dilim kurusun olmazsa vazifem. Ne istemezsin benim? Derin yine ümmeti Muhammed olarak da vazifemdir diye eziliyorum, bozuyorum. 90 yaşındayım. Zor yürüyorum. Ama yanım kurmamışsın senin yoluna işte. Laf değil bu. Biz bir şey demiyoruz ki. Düzeltin bu işi Allah aşkına. Resulullah aşkına. Düzeltin. Bir tane benim kitabım olsun Hazreti Kur'an. Şilancı daha güzel yazmış. Yazmasın. Öyle miydi Asr-ı Saadet'te? Ebu Bekir Sıdkı Radıyallahu anh Efendimiz Kur'an'ı yazdığında şekil şekil mi yazdırdı? Sufa ehli ezberindeydi, hafızlar vardı. Kureyş'i izan üzere ama bazıları anlamadılar. Osman isimli Nur'un Radıyallahu anh Efendimiz çoğaltı dağıttı. Çok yerlere gönderdi. Başka mıydı bu kitaplar? Hüccet zamanında üstüne siren ötürü cezim falan kondu. Yani daha kıraatlı okunsun diye. Benzetmek değil de nota mahiyetindedir. Nota bilenler bilirler ne demek istediğimi. Telaffuz daha güzel çıksın diye. Maham yapsın diye değil. Zor anlatıyor. Yoksa ey kasab efendi. Nahli caminin işte şu tarafından bilmem ne bekliyor önünde kasap satırman. Bekleye koyuyorum Mustafa'nın, daha hocanın şeyi bitmiyor, kurrası bitmiyor. Kurralar, bir zamanlar parçalar haram olmuş, yasakmış. Çatladı patladı, bilmem dilini damağına yapacağım, şöyle kaldırmayacağım, çatlak bırakacağım falan. Lan bırak, öldük ya. Öldük ya. Allah ne buyuruyor, onu anlat bana, lisanı öğretme. Yani onu kimseye ithaf etmiyorum. Sözlerimden alınmasın kimse de. Yarası olan kocunsun tabii. Yarası olan kocunsun. İnşallah dinleyeceğiz bunu. Allah bana imkan verse de dünyaya ithaf etsem televizyondan. Ettim çok zaman. Ama şimdi etsem.
barukası ödemiyor. Sen ne biliyorsun? Bir Fatiha okursan birkaç tane yanlışını çıkarır hoca. İşte ondan korkuyorum. Allah defterim bana kadar sesim etmesin. Yani çok temiz bir arkadaşlarım, çok temiz hep zaten gayri yer. Allah cümleden razı olsun. Abdullah Efendi vardı da kebapçı. Öyle dedi, Osman Şevket yardım edici Hoca Efendi'ye teslim olmuş, iki üniversite bitirmişti. Arapça, ana insanı gibi, hayatta da bir kuranımızdır. İnşallah, kendi kabul ederse tabii, yüzüme diyor ama. Bazen su kaçırıyor hoca olduğu için. Bilmesin. Efendim. Efendim yazıldım dedi Kur'an öğrendiğin diye. Sübhaneke'yi 6 ayda geçemedim dedi. 6 ayda Sübhaneke'yi. İlla okuyacak ben öyle. Dilini kaygın tabii. Beceri geliyor. Lisan da o tarafa kaygın. Şark lisanına. İşte Sübhaneke Allahümme ve bihamdike tevara kesmike teala yattık ve la ilahe gayruk ve celle seneke var ya cenaze namazında. Bu dört şeyi benleyemedim. 6 ay sonra ben kaçtım diyor. Öğrenemiyorum. Hoca da beni geçirmiyor. Daha Fatiha'ya geçmedik. Şimdi durdum şöyle okuyacağım. Neyse biz geçelim mevzumuna. Bütün kainat Allah'ın ve ilim iradesinin tezahürüdür, tecellisidir. Bütün kainat. 18 bin alem. Bizzatihi, bizzatihi tecellisi değildir. Kainat ilahi bir feyizdir. Zevkini alanlara. Her şeyi varlığı ondan gelen bir feyizle devam ettirmektedir. Hiçbir şey kendi kendine yetecek güce sahip değildir. Hayat basır taşısın taşımasın. Hayat basır taşısın taşımasın. Her varlık izafi bir varlıktır. İzafi. Mecazi. İzafi. Ne anlatacağım artık. Her varlık. İlahi varlık değil. İzafidir. Mecazidir. Zaruridir. Mümkün değildir. Mutlak bir varlık değildir. Mutlak bir varlık değildir. Allah'tır mutlak varlık olan. İnsan varlık değildir. Bunun neticesi var olan ancak birdir, bir tek varlık mutlaktır. O da Hazreti Allah'tır. İzafi değildir, zaruridir, mümkün değildir. Yani mümkünattan olanlar bu gerçek varlık değildir, mutlak varlık değildir. Her varlık onun varlığından ibarettir. Allah varsa bütün varlıklar var. Allah yok, hiçbir varlık yok. Bütün. Varlık değil, bir şey yok zaten. Allah deyince ne anlıyoruz? Ne anlıyoruz? Ya?
Bir aynaya vuran ışık kaynağı gibi. Bir aynaya vuran ışık kaynağı. O ışık kesildi mi aynada hiçbir şey yok. Aynayı devran derler ya, ayna görünen devranmaya çalışıyor. O kaynağın feyzi kesilince tamamıyla yok eder her şeyi. Evet, yok olur. Kainatın bütün yüzleridir. Aynen öylece iğreti ve mecazidir. Kainatın bütün kainatı. Hepsi mecazidir. İlahi değildir. Varlık değildir. Anayasa mı? İyi anla. Cenab-ı Hak hakiki mutlak varlık olunca madası, başkaları olan her şey bir görüş ve bir vehimdir. Ya görüştür ya vehimdir. Yani herkes görüşü doğru dürüst göremez, vehimler. Görüşü kimler görür? Ehli tasavvuf görür. Nasıl görür? Subut sıfatların tecellisini görür. Vücadi değil. Hadisallah değil. Ya inşallah bunu yazayım da hep ceplerinizde taşıyın, arada sırada okuyun. Her ne kadar ben ezberim alamıyorsam da sizler gençsiniz, alırsınız. Görünüş bir vehimdir. Vahdet-i vücut gerçeği bulur bu gerçeklere. Vahdet-i şuhut da denir. Vahdet-i şuhut denir. Vahdet-i vücut denmez. Şimdi vahdet-i vücut şu gördüğüm bütün aleme ilah demek vahdettir. Vahdet-i vücuttur. Küfürdür bu. Onun için Abdülkadir Geylani Hazretleri vahdet-i vücutçu derler. Hata eder. Vahdet-i şuhut. Bizler vahdetin şuhut yanı. Adem'e ruhundan ruh dehşettim. Vahdetinden değil. Subut sıfatlarından. İlim olsun, irade olsun, talep olsun. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin getirdiğine Muhammediler için elzemdir, uygundur. Kestiğin içindeki suyu deryadan uzak tutma. Kestiğin sendeki aciz düşünceleri deryalardan uzak tutma. Allah'ın lütfü ihsanından, sana somut sıfatlarından, şükürlerinden uzak tutma. Deste o, derya o. Tutarsan, ayrı tutarsan, testi su içilmeyecek hale gelir. Ayrı tuttuğun zaman artık içilmeyecek hale gelir. Allah'ın ihsanı da kalkar oradan. Su kıyısından gelip geçen kuru dağ ağacı, su kenarından gelip geçen, Nil'in kenarından gelip geçen kuru dağ ağacı. Sen rahmet deryasından rızkını alan yüzücünün halini nereden bileceksin? Sen su içmeyin da o yüzücünün halini nereden bileceksin sen? O deryaya düşmüş de yüzüyor, yüzüyor. Allah'ın rahmet deryası da. Sen nereden anlayacaksın da inkara kalkışıyorsun utanmadan. Değil mi? Şeyin yaptığı gibi Bedevi
Mısır Kralı'na ziyarete gidiyor da ne götüreyim, ne götüreyim? En kıymetli ne var? En kıymetli su bedevi için. Yok, yağmur yağacak da ne alabilirse aldığını miskide zarar edecek. Çölün ortasında hiç kurmuş çadırı. Çadırı da varsa. Neyse bu demek hal vakti yerinde ki desti su bulmuş. Edinmiş. Yani şey var, yediye buluyormuş öyle ya. Bundan daha değerli bir şey var mı? Götürmüş Mısır Kralı'na vermiş. Afrika'nın ortasından hareket ettiği için Nil'i görmemiş. Ama öyle bir şaka yapmış ki su getirdim diye, en kıymetli eşya getirdim. Tafrasından durulmuyor pezevengin, affedersin. Şimdiliği yani. Hani, padişah da emir vermiş, ona iyi bakın, bu da abiye demiş. Getirdiğin su da öyle şey yağdı ki diyormuş, padişah gördükçe. O da şiştikçe şişiyormuş. Efil misafir kalmış, gördürmüş kendini. Gidecek artık. Bunu demiş, Nil'in kenarından götürdüm sabah. Nil'in kenarından götürdüm giderken ters taraftan. Yoksa gider, Afrika'nın ortasına geçse göremeyecek. Emre'yi öyle yapmışlar, yol gitmişler. Nil'in kenarına bakmış, deryalar gibi su akıyor. Ana gözünü ovalamış, acaba serap mı görüyor falan. Yok aslında. Nil akıyor boyuna. Bakmış şöyle tatlı su, ana. Bu yeni vakti demiş. Yok, yüzlerce, binlerce senedir akar mı böyle demişler. Paşa ne büyük adamsın demiş ya, beni lezzet etmedin. Ben de bir şey getirdim zannettim sana. Bu suyun yanında benim suyum ne olur, isterse olsun. Böyle deryalar gibi boş akıyor su da. Biz de kırıştıkça kırıştık. Amanın amanın amanın, süzdürdükçe süzdürdük. Yani yaparız ya bazen böyle Cenab-ı Hakk'a bir şey yapmış ibecik bir şöyle ekmek parçasından verir bir fakire de. Şakamızdan durulmaz. Aman ya Rabbi, aman ya Rabbi, aman ya Rabbi. Allah nasıl tahammül ediyor bilmiyorum. Nasıl dayanıyor kurban olayım Rabbim? Siz dayanabilir misiniz? Şu. Normal değil mi? Ne bilsin ey kimler diyor. Beni mahcup etmedin, resim etmedin. Ben de kendime poz verdim, durdum işte böyle. Hayatımızı böyle geçirmeyelim. Hayatımızı böyle geçirmeyelim. Aman. Aman yavrum. Oku defterini deyince boş müfürler gibi. Aman yarabbi. Hiçbir şeyde noksan değil. Neyin noksan? Neyin noksan? Bu mükemmelatı bu alemi yaratan Rabbin için zor mu bunlar? Müşkül mü bunlar? Ama sen kendi seviyenden ölçüyorsun aciz seviyeni. Neyi ölçüyorsun sen? Neyi ölçtün şimdiye kadar? Sunu sıfatların neyin ölçtün? Ölçemedin. Gör diyorum. Gör ki gerçek kul olasın. Tasavvuf bu. Tarikat bu. İlme yakın, aynen yakın, hakka yakın bu. Nasıl inkar ediyorsun ey ilim sahibi? Geçinen insan. Nil'in kenarından geçen. Sudan, Nil'den haber olmayan insan. Sen ne inkar ediyorsun? Tasavvufu. Yanıma tarifin genelini halt etmeyeceksin. Atatürk ülkelerine niye aykırı olsun? Atatürk dinsiz değildi ki. Atatürk tarikat düşmanı değildi. Ben onların düşmanıydı. Hala var. Arıyorum Atatürk'ü diyorum. Aynı cihniyeti arıyorum. Gazetelerde. Arıyorum. Bir daha işte hala. Başa çıkamazsın bunlar onlardan.
saf temiz insanları tercih ediyorum ama onlar da pek saf olmasınlar canım. Bunlar araştırsınlar. Bakın Hazreti Allah ne buyuruyor? Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kafirleri evliya edinmeyin. Müminleri bırakıp da kafirleri evliya edinmeyin. Hakkınızda çok açık delil vermek istiyorsunuz küfrünüze. Başka bir delil lüzum yok ki. Sen eğer rehberini kafirden seçtinse, Allah senin neyine baksın başka defterin kitabına? Senin mayan mı demek ona çekti götürdü. Ya Rabbi ben kendimi yaratmadım, sen yarattın. Öyle yaratmasaydın dünya hakkı yok mu? Aklını hiç girmez. İzah ediyor Hazreti Allah Lezzetli ilminde. İlmi Lezzetli'nde izah ediyor mu? Neden bazı evlatlar, babaların, anaların başına bela olur? Anlatıyor onu. Sen Allah'ın emriyle hareket etme. Olmadı kalk karıştır. Ondan sonra bir belediye çıkar meydana. Sana şefaat ettirsin. Açık söylüyorum. Neden bahsediyorsun? Katılaşmıyorum. Ben bu hayatın adamıyım. Ben ayıflıyorum daha evvelleri özlerini duyan insanların. Niye ayıflıyorum? Ben bunu yaşayacağım. Allah'ın ömrü böyle. Evet, hayatta çok eserlerim var. Bilerek yaşadım. Bilerek yaşıyorum. Rabbim Yusuf İsmanı'yla. Ne yaptığımı biliyorum. Peygamberimi biliyorum. Kitabımı biliyorum. Bütün kitaplara hürmetim sonsuz. Rabbim buyurdu diye. Ben mezun değilim bunları incelemeye. Rabbim kabul ediyor diyorum ben. Ben ikinci kabul etmez. İlgilemez. Benim peygamberlerimi kabul et hepsini diyor. Ediyorum. Amenna aslakta. Kitaplarımı kabul ediyor, ediyorum. Sufularımı kabul ediyorum. İmansızsın yoksa diyor. Amenna aslakta. Kabul et hep diyor. Başka var mı? Yok. Niye onu yapıyorsun? Niye dedik ehli kitaba kafir gavun kayyumsun? E küfür ya da. E küfür değilse Allah soracak canım sen değil. Sana Hazreti Allah kabul et diyor. İşte Kur'an burada. Yüzlerce ayet var burada. Bir iki değil. Senden onun hesabını getirme diyor. Yok. İlgin yok zaten getiremezsin. Peki. İşe gelmesin muamele yapma. Kapı açma, içeri koyma. Zarar oluyor. Cihad emri vermiş Hazreti Allah, harp et. Öldür onu. Ama inancına tutatma, ibadethanesine tutatma. Bu kadar fena. Niye uzanıyorsun? Sen kimsin? Sen iş işlerini mi yaktın? Öyle diyorsun sen. Ben en son gelen efendim kayyum. Yani hususu yarattı Hazreti Allah. Hepsi kafir gavur. Onlar Müslüman değil. Bir tek Müslüman. Bunun hesabını veremezsin. Zaten hesabı bile sorulmaz böyle şeylerin. Cıvık şeylerin. Demek sen bir tek benim Müslüman diyeceksin de Allah bunun hesabını soracak. Allah buyurdu öyle hepsi Müslüman diye. Allah var diye Müslüman derken Hazreti Allah sen hepsine kafir gavur diyeceksin. Hesabı ne çekeceksin? Sen kendi kendine hesabı çekmişsin zaten. Bitmişsin. Başkalarının aleyhinde konuşmak değil kastım. Zaten aleyhinde konuşmayı sevmiyorum. Siz de sevmeyin. Onun için partici olamıyoruz biz.
Partisan'a karşı hürmetimiz var. Ne hürmetim var? Ama milletin işini görecek diye. Bazı heler görecek, onun da müsaadesine doldurma gitmiyor. Yok. Ben dinimle, imanımla uğraşan, vatasımla uğraşan kişilere ben değil oy, günahımı vermem. Açık söylüyorum. Ya bununla uğraşıyorsun, neyle uğraşayım? Ebedi hayatımı biliyor musun sen? Yok. Burada kazanacağım. Sen buna mani olmaya kalkışıyorsun. Bizim particiyiz mi? Partici değiliz. Karışma efendim. Karışma kimsenin inancına. Tekrar ediyorum. Atatürk'ün kurduğu partinin üyesiyim. Fırkanın. Bulduramadım, yandım falan dediler de, yoksa büyük lava yapıp asacaktım. Babam diyesi, ben de geçeyim. Tenezzetmedim böyle, falanca parçaya gir. Zıkımdan falanca parçaya gir, zıkımdan bırak. Karşınızı tertemiz buluyorum. Şu partiyle alakam var mı? Yok. Yani partiyle, çok partilerle olur demokrasi. Evet, ona inanıyorum. İnanıyorum da mesleki icabı da partili olamam ben. Yani manevi vazifem itibariyle de artık partili olamam. Yani manevi vazifem yokken dahi partili değildim ben. Atatürk'ün kurduğu fırkanın üyesiyim. Çok ayda söylüyorum. Evet. O insanın icraatı başkaydı. Allah kanyemeni rahmet eylesin. Amin. Değilim. Çok şeyler var da diyemem demiş. Hani? Dili uzatanların dili kopsun. Amin. Heh, açık söylüyorum. Vatan için hayatını icraymıştır. Bitirmiştir. Aile hayatını kaldırmıştır. Evet. Ondan sonra arkasına duranlar. Biliyorum kimlere ne yapıyorum. 90 yaşındayım. Öyle. Çok şey dedi de diyemiyorum demiş. Hani? Allah vatanımızı korusun. Amin. Milletimizi korusun. Amin. Cumhuriyetimizi korusun. Amin. Evet, cumhuriyetimizi diyorum. En güzel idare tarzı cumhuriyet idaresidir. Cumhurun kendi kendine idaresidir. Öyle oluyor mu artık onu bilmiyorum. İstiyorum. Cumhur kendi kendine idare etsin. Seçtiği insanlara lider olsun. Babanın evladı intikal eden padişahlık değil. Allah kalli kalli rahmet eylesin. Onlar da güzel götürdüler. Dünyada evet Osmanlı'yı tanıttılar. 600 küsur sene imparatorluk. Hangi imparatorluk sürdü? Osmanlı imparatorluğu devam etti. Evet. Medeniyet götürdü çok yerlere. Endülüs'e kadar dayandı. Yoksa neylere uyutmadılar bizi canım. Ziya Paşa'nın dediği gibi, gezdim Frangistan'ı, beldeler, kaşhaneler gördüm. Dolaştım mülkü İslam'ı, bütün viraneler gördüm. Yanlış mı? Niye fetva veriyorsun? Evet, yüksek yüksek ev yaparlar, zina çoğalacak, evler yükselecek, zina çoğalacak. Siz kıyameti bekleyiniz. Nevzen'i uydurdum buna Allah'tan korkmadan. Fezrak tebessarlı. Nevzen'i uydurdum. Bir de benim peygamberim efendime iftira etmez mi? Serhat düşmanı. Aciz. Kendi bir şey kazanamaz, acizdir. Kazananları da tan eder. Aleyhlerinde konuşur. Ondan sonra gider utanmadan da bir de ama bana yardım et der.
Evet. Hiç sizin burada yeşil görülmüş mü? Hani adam misafir gelmiş, oturmuş, kalkmayı bilmiyor. Ev sahibinin canı yanmış, alın şunun altına minderi ya. Geçsin demiş, minder almışlar, başka yer oturmuş. Oturduğu şeyi yine almışlar, oraya başka yer oturmuş. Evde eşya bırakmamışlar, geçsin bu diye, salak diye, yüzsüz. Gitmiş. Ya kurtulduk demişler. Dama gitmişler demiş. Lan da düvenin üstünde oturuyor. Hem de ağlıyor. Niye ağlıyor demişler. Ya yaz gelir de bu düvenin altında alırsanız ben nereye oturacağım ben? Lan ağlıyor. Ya sen gitmeyeceksin da. Sizi ben tanımadınız herhalde demiş. Şarkılar anlattı da şuna gider. Ben Allah'ın yiyeniyim demiş. Lan niye demedin evvelce? Vay kardeşim niye demedin? Bir şu sırtıma binmiş, caminin kapısı açılmış, götürmüş, yaratmış. Dayan abi vura diye. El Fatiha.